Milleti nasıl ateist yapıyorlar, nasıl deist yapıyorlar, nasıl gavur yapıyorlar? Bak mesela şimdi o Enes Kara mıdır nedir? İntihar etti diye. Yıkılıyor ortalık şimdi şudur budur. E çocuk video çökmüş. Ama çocuk videoda diyor ki, çocuk videoda ne diyor? Ben üç senedir Müslüman değilim diyor. Anam babam bilmiyor mu diyor. Ben diyor üç senedir Müslüman değilim diyor. E şimdi ben ateistlik, deistlik oranı çok yükseldi dediğim zaman hatta İslami okullarda, yurtlarda, şurada, burada bile bunun ucu başı var dediğim zaman huuu bana yükleniyorsunuz ama bak burada vaka var. Etiyle butuyla işte çıkmış oraya kanlı canlı video çekmiş intihar etmeden evvel. Ben üç senedir Müslüman değilim diyorum. Anası babası ne yapsın? Anası babası Risale-i Nur e, okusun diye bir yurda vermişler. Orada kimse onun boğazını sıkmamış kimse bir şey yapmamış hiç öyle bir haberlerde hiç böyle bulgu belirti yok kimsenin bir taciz edeceği saldırısı yok çocuğa çocuk kendi özgür iradesine şuna sıkıldım buna sıkıldım konuşuyor muhabbet yapıyor on sonra atlıyor aşağı e şimdi ana babasını efendim vermiş oraya biz demişler Risale-i Nur e, cemaatinden olarak e, bu Risale-i Nur okumuş ama Risale-i Nur Risale-i Nur'da ilim var Risale-i Nur'da Ahiret itikadı var. Risale-i Nur'da kader inancı var. Risale-i Nur'da başa gelen musibetlerle ilgili e, insanın ne düşünmesi lazım? Allah bana bunu niye yaptı gibi konularda, imanını tehlikeye atacak konularda Risale-i Nur'da çok güzel bu veriler var. Şimdi doğruyu konuşalım. Risale-i Nur'da zaten Risale-i Nur milletin e, imansız olma dönemleri, e, milleti işte tek parti zihniyeti tamamen ateist, deist, dinsiz yapmak üzere bir düzen sergilerken, e, zaman iman kurtarma zamanıdır yani teferruata girecek vakit kalmadı. Bari bir amen tüşeğini imanı anlatalım maksadıyla ve zaman hazretleri e, bir emek etmiş, hizmet etmiş. Bu kadar gencinde Müslüman olmasına, imanı kurtarmasına vesile olmuş. Allah rahmet etsin, kabrı nur olsun. E şimdi Risale-i Nur'da Risale-i Nur'da insanı boğan, boğazlayan bir şey yok ki mesela. Yani darlayan bir şey yok. Hep böyle Allah'ın ayetleri, ibretleri, tefekküre şayan delilleri, Allah'ın varlığını bilin delilleri, Selim'in genel manada kader meselesi, çok derin ilimlerden de bahseder. Herkesin tabi e, idrak edemeyeceği ilimler de var. Çok derin alimdir çünkü. E tamam, e, ne, ne, ana babası ne yapacak? Ama şimdi bu internetlerden, bu efendim dizilerden, bu filmlerden, bu gençlikten, bu arkadaşlar birbirinden, bu etkilenmeyle beraber ben diyor 3 senedir de Müslüman değil, değilim diyorum. Durum bu. Senin, büyük konuşmak için konuşmayalım. Senin çocuğun ne, ne olacak? Benim torunum ne olacak? Benim çocuğum ne durumda? Herkes bunu incelemeye bakması lazım.